Welcome to Çiçek Bebis Channel. Çiçek Bebek'in kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle görmüş olduğunuz gök kuşağının renklerinde bir yelek sunuşu yapacağız. Bakın arka kısmını da göstermek istiyorum. Robamız rengarenk. Altımızdaki geçişleri de düz bir renkle tamamladık. Bakın yeleğimizin gene çok şık, çok muntazam, güzel örülmüş, şakır şakır bir yeleğimiz oldu. Bakın. Düğmelerimiz de robamızın renkleriyle uyumlu. Bakın. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve mavi geçişi yaptık biz yeleğimizde. Yeleğimiz bu şekilde. Evet, sıra geldi malzemelerimize. Bakın ben saten ipler kullanacağım yeleğimde. 100 gram, 250 metre, %100 akrilik şu şekilde. Roba altında kullanacağımız rengimiz. Bakın şu şekilde yeşil hardal turuncu ve fuşya bir de mor bir rengim olacak onlarla uyumlu da bakın 5 adet düğmem var üç buçuk milimetrelik yakınlaştırmaya çalışıyorum üç buçuk milimetrelik ve İki buçuk milimetrelik tığınızın olması gerekiyor. Bakın ilk yeleğimizde unisex renkler kullanmıştık. Kızlara da erkeklere de olabilecek şekilde. İkinci yeleğimizde kızlarımız için yapacağımız için bakın bu tarz renkler kullandık. Sizler de dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz yeleğinizi. Yeleğimizin yapımına üç buçuk milimetrelik tığımız ve beyaz ipliğimiz ile başlıyoruz. Öncelikle 64 zincir çekiyoruz. 64 zincirimi bitirdim. 64. zincirime tırnağımla bir işaret bırakıyorum ve 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Ardından 64. zincirimin bir önüne geçiyorum tırnağımla ve o yuvanın içine iki çekimli bir trabzan uyguluyorum ki trabzanım oluştu bile. Üçüncü yuvama bir adet trabzan uyguluyorum. Aynı yuvanın içine bir adet daha trabzan uyguluyorum. Bakın 4 tane trabzan elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Zincirimden bir yuva atlıyorum. Yanına bir adet trabzan uyguluyorum. Diğer yuvanın içine bir trabzan ve ikinci bir trabzan daha uyguluyorum bir zincir çekiyorum. Zincirimden bir yuva atlıyorum. Yanındaki yuvanın içine bir trabzan uyguluyorum. Yan yuvanın içine iki trabzan uyguluyorum. Zannediyorum kurulumdaki mantık anlaşılmak üzere. Bakın bir zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirden bir yuva atlıyorum. Yan yuvanın içine tekli bir trabzan uyguluyorum. Yanına iki trabzan uyguluyorum. Ve tabii ki ne yapacağız bittikten sonra bir zincir çekeceğiz ve yeniden zincirimden bir yuva atlayıp yanındaki yuvanın içine bir tek trabzan ve yanındaki yuvanın içine iki trabzan uygulayacağım ve bir zincir çekerek aynı uygulamayı sıra sonuna kadar yapacağım ve birinci sıramın kurulumunu bitirmek üzereyim. Bakın görüldüğü üzere bir trabzan yapıp yandaki trabzanın içine çiftli trabzan uygulamışım bitirişi beraber yapalım bir zincir çekiyorum zincirimden bir yuva atlıyorum yan yuvanın içine bitirişe özel aynı yuvanın içine iki trabzan uyguluyorum bir trabzan yan yuvaya ve bir trabzan da sonuncu yuvamın içine yaparak bakın 4 trabzanla bitirdim 4 trabzanla da başlamıştım arada gördüğümüz her kutucuk üçer trabzandan oluştu birinci sıramın sonunda görselim şu ve oluşan kutucuklarımızı da beraber saydığımızda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve bitirişimde son 21. kutum var görüldüğü üzere. Şimdi bir zincir çekerek ikinci sıra için örgümün arkasına dönüyorum. Çıkış zincirimin dibine direkt bir adet sık iğne uyguluyorum. Ardından gördüğüm yuvaları sık iğne şeklinde örerek ilerlerken bakın 4 trabzanın üzerine gördüğüm her yuvaya 4 tane sık iğne uyguladım. Bir zincir atlaması görüyorum. Onun üzerine ben de bir zincir atlıyorum. Ardından gördüğüm trabzanların üzerine bakın 1, 2 ve 3. trabzanın üzerine 3 sık iğne uyguluyorum. Bir zincir atlaması görüyorum. Ben de bir zincir çekiyorum ve gördüğüm her yuvanın üzerine aynı şekilde bakın 3 trabzan üzerine 3 sık iğne bir zincir atlaması görüyorum ben de bir zincir atlıyorum ve devam ediyorum bu şekilde uygulamalarla sıra sonuna erişelim Evet ikinci sıramı sık iğnelerle çalışarak bitirdim bakın sıramın sonundayım şimdi renk uygulamalarıma başlıyorum Bakın sıramı bitirmişim. Şöyle daha ürünümün arkasını çevirmeden şu beyaz e, ilmeğimin içinden bir renkli ilmek yapıyorum ve e, ürünümün arkasını çeviriyorum. E, ipimin ucunu da çok aşırı kısa bırakmıyorum. Çok uzun bıraktı, bırakarak da zayiat yapmak istemiyorum. Bakın ilk e, yuvamın içine, çıkış zincirimin hemen önündeki ilk yuvamın içine bir sık iğne uyguluyorum şu şekilde ardından 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu yapmış olduğunuz kutucuklara ulaşarak şu şekilde bir sık iğne uyguluyorum Bakın bu büyükçe bir sık iğne oluyor bunu çok fazla kasmayalım çok da gevşek bırakmayalım 1 2 3 zincir çekiyorum diğer kutuma ulaşıyorum ve yeniden şöyle serbest bir sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer kutucuğuma ulaşıyorum ve çok sıkı olmayan serbest bir sık iğne çalışıyorum. Bu renkli sıramı kurarken aynı esnada yeleğimizin ön, kol ve arka parçalarının artma noktalarında başlatacağız. Bakın, ön parçam için 1 2, 3 kutucuğu bu şekilde çalıştım beraberce gördük. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve üçüncü kutumun içine yeniden bir sık iğne ile tutunuyorum. Bu benim ön ve kol parçam arasındaki artma noktam olacak. Ardından 1, 2, 3 zincir çekerek birinci kol için bahsediyorum. 1 2 3 zincir çekerek ikinci 1 2 3 zincir çekerek üçüncü 1 2 3 zincir çekerek dördüncü kutumun içine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 kutuyu atladım. Ve yeniden artma noktası oluşturmak adına 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı kıvamının içine bir sık iğne uygulaması yapıyorum. Bakın kol için pardon ön için 1 2 3 kutucuk oluşturmuşuz ve burada bir artma tomurcuğumuz var. Kol için 1 2 3 4 kutucuk atlamışız ve dördüncü kutunun sonunda bir artma yuvamız var. Şimdi arka parçamızı belirlemeye geldi sıra. 1 2 3 zincir çekiyorum. Birinci kutunun sonuna ulaşıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. ikinci kutu. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3. kutu. 1 2 3 zincir çekiyorum. 4. kutu. 1 2 3 zincir çekiyorum. 5. kutu. 1 2 3 zincir çekiyorum 6. kutu 1 2 3 zincir çekiyorum ve 7. kutunun sonuna ulaşıyorum hadi beraberce sayalım 1 2 3 4 5 6 7 şimdi artmayı sağlayacak olan artma tomurcunu yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz aynı yuvanın içine bir daha sık iğne ile uygulama yapıyoruz şimdi Aynı şekilde devam edeceğiz. Kol için 1 2 3 4 kutunun sonuna ulaşacağız. Bir artma tomurcuğu yapacağız ve artık 1 2 e, köprüde ulaş e, yaparak e, sıranın sonuna sık iğne ile tutunacağız. Evet. Sıramızın sonuna ulaşırken bitirişi de renkli ipimle son yuvaya ulaşmayı da sizlerle beraber paylaşmak istedim bakın 1 2 3 zincir çektim ve son yuvamın içine Evet sık iğne ile tutunuyorum bir kere daha aynı iple aynı yuvamın içine aynı uygulamayı yapıyorum ve pembe ipimle olan bağlantımı çok kısa olmamak kaydıyla kesip bitiriyorum. Evet dördüncü sıramıza beyaz rengimizle başlamak üzereyiz. İpimizi bıraktığımız beyaz ipimizi bıraktığımız tarafa yöneliyoruz. Ve bakın şöyle şu yuvadan bir giriş yapıyoruz. Ardından beyaz ipimiz şurada bir zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvanın içine bir iki çekimli bir tam trabzan uyguluyoruz. Gördük değil mi? Ve şu pembe renkli köprümün üzerine 3 adet trabzan uyguluyorum. Bu başlangıç ve son için bu şekilde bakın. Başlangıç ve sonda şöyle bir trabzan göreceğiz ve köprümüzün üzerine 3 trabzan uygulamışız. Şöyle dörtlü bir görsel göreceğiz. Bu sadece başlangıç ve bitirişlere özel. Ardından bir zincir çekeceğiz ve pembe köprümüzün içine 1 2 ve 3 trabzan uygulayacağız. 1 zincir çekeceğiz. Renkli köprümüzün üzerine 3 trabzan uygulayacağız. Bakıyoruz. Artma noktasındayız. Hemen bir zincir çekiyoruz. Artma yuvamızın içine 1 2 ve 3 trabzan uygulayıp 1 zincir çekeceğiz ve aynı yuvanın içine yeniden 3 trabzan uygulayarak bir artma uygulayacağız. Bakın. bakın, gördünüz mü? Aslında mantık beyaz sırayla kurulum yaptığımız sıradaki gibi köprülerin üzerine bakın, bunları oluşturduk ve artma noktamıza da bir artma uyguladık. Evet son artma noktamız kolumuzda önümüz arasını o uygulamayı da beraberce yapalım. Beyazı nasıl uyguluyorduk? Bakın renkli köprünün içine 3 trabzan uygulamışız. Bir zincir çekiyorduk. Artma tomurcuğundayız. Hemen içine 3 tane trabzan uyguluyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz yeniden aynı yuvanın içine 3 trabzan daha uyguluyoruz ardından yine bir zincir çekiyoruz ve köprülerimizin içlerine birer tane üçer tane trabzan uyguluyoruz birincisi bitti bir zincir çektim İkinci köprümü donatıyorum 3 trabzanla Evet ikincisi ikinci köprüm de bitti. Bir zincir çektim. Üçüncü köprümü donatıyorum bakın. İki ve üç trabzan uyguladım. Ardından şuraya yapmış olduğumuz oluşumun içine de bir adet yine tam trabzan yaparak beyazlarla kutucu köprülerimizi doldurma işlemini tamamladık. Bakın dördüncü sıramda ürünümün görseli şu şekilde şimdi beşinci sıraya geçerken bakın sıra sonundayım bir zincir çekip ürünümün arkasını çeviriyorum ve çıkış zincirimin dibinde gördüğümüz şu yuvanın içine hemen bir sık iğne uyguluyorum yanında gördüğüm boşlukların içine de birer sık iğne uyguluyorum sonra ne yapmıştık bir alt sırada bakın ah bir köprü gördük Hemen biz de bir zincir oluşturarak bir köprü yapıyoruz. Ve yuvaların içine sık iğneler uyguluyoruz. 3 yuva gördük. 3 sık iğne. Baktık bir köprümüz var. Hemen biz de bir, bir zincirle bir köprü oluşturduk. Gördüğümüz ilk yuvanın içine sık iğne ile giriş yaptık. İkincisini ve üçüncüsünü de yaptım. Gördüğünüz gibi. Baktık bir köprü var. Biz de hemen bir zincirle bir köprü oluşturduk ve bakın gördüğümüz yuvalara 1 2 3 sırasıyla sık iğne uyguladık bakıyoruz bir köprümüz var hemen bir zincir çekiyoruz bu artma noktasında da olsa aynı şekilde bakın bu e, sık iğne uygulamalarında sadece zincir köprüyü gördük bir zincir çektik yan yuvaların içine sık iğne ile tutunduk Baktık bir köprü var. Bize bir zincir çekerek köprü oluşturuyoruz ve bu şekilde yani artma noktasına geldim bir işlem yapacak mıyım kavramı yok. Aynen düz sıradaki uygulamanın aynısı. Bakın artma köprüsü ama bizim için değişen bir şey yok. Bir zincirimizi çekmişiz. Hemen yan tarafa sık iğne uygulamaları yapıyoruz. Yani şu sık iğne sıralarında düz sırada ne yapıyorsak artma noktasında da aynı şeyi yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde sık iğne uygulamalarında ilerleyelim. Evet ikinci rengime geçiş yapıyorum. Ben çok güzel bir turuncu kullanacağım. Bakın sıramı bitirmiştim. Şöyle arkamı dönmeden önce beyaz ilmeğimin içinden renkli ilmeğimi geçirdim. Hafif beyazımı sıkıştırdım. Ve ürünümün arkasını çevirdim. Direkt turuncu zincirimin dibinde gördüğüm yuvanın içine sık iğne ile tutunarak bir sık iğne uygulaması yaptım ardından 1 2 3 zincir çektim ve gördüğüm kutucuğun içine sık iğne ile tutundum ama bu sık iğne çok sıkı değil az evvel de belirttiğim gibi bakın şu şekilde 1 2 3 zincir çekip diğer yuvamı kutucuğumun hemen boşluğun içine giriş yaptım ve yine bir sık iğne sık iğnem çok sıkı değil 1 2 3 zincir çektim. Hemen gördüğüm boşluğun içine sık iğne ile tutundum. 1 2 3 zincir çektim. Bakıyoruz. Artma noktasındayız. Hemen içine sık iğne ile tutundum. 1 2 3 zincir çektim. Artma yuvamın içine bir daha dönüş yaptım ve sık iğne ile tutunduğum bir artma tomurcuğu oluşturdum. 1 2 3 zincirle hemen başka bir kutucuk bulup kontrollü bir şekilde çok sıkmadan çok gevşek bırakmadan sık iğne ile tutundum. Bakın diğer artma noktasına kadar beraberce çalışalım. Ee, iyice pekişsin. 1 2 3 zincir bir kutucuk gördüm hemen içine sık iğne ile tutundum 1 2 3 zincir çektim hemen kutucuk içine 1 2 3 zincir çektim hemen bir kutucuk içine giriş yaptım 1 2 3 zincir çektim bakıyorum bir artma yuvasındayım hemen içine sık iğne ile tutunuyorum 1 2 3 zincir çekip Atma noktam olduğu için içine sık iğne ile tutunuyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekip yola aynı şekilde devam ederek sıranın sonuna geliyorum. Evet turuncu ipimle de uygulamanın sonuna gelmek üzereyim. Beraberce bitirelim. 3 zincir çekiyoruz. Gördüğünüz kutucuğun içine bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz gördüğümüz kutuya bir sık iğne 1 2 3 zincir çekiyoruz ve artık kutucuğumuz kalmadı sıranın sonundayız bakın şu en son yuvanın içine biraz sıkı dönmüşüm girmesi zor oldu evet bir sık iğne ile tutunma oluşturduk yanına ikincisini de yaparak turuncu ipimizle olan bağlantımızı kesiyoruz Evet. Turuncu rengimi de uyguladım. Ürünümün görseli bu şekilde. Zannediyorum e, yavaş yavaş e, e, oturmaya başladı e, fikir olarak. Bakın. Renkliden sonra e, nerede bırakmıştık ipimizi? O noktadan yeniden başlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ardından aynı yuvanın içine iki çekimle bir trabzan uyguluyoruz ve köprülerimizin içine üçer tane tam trabzan uygulaması yapıyoruz. 3 trabzanımı uyguladım renkli köprümün içine. Bir zincir çektim. Köprümün içine 3 trabzan uyguladım. Bir zincir çektim. Yeniden köprünün içindeyim. 3 trabzanımı uyguladım bir zincirimi çektim ve artma noktamdayım bakın içine beyaz ile öncelikle 3 trabzan uyguladım bir zincirimi çektim ve yeniden aynı yuvanın içine 3 trabzan uyguladım artma noktalarımızda bu şekilde çalışıyoruz beyaz ipimizle bir zincir çekip renkli köprülerin üzerine donatıyoruz. Beyaz sıralarımızı bu şekilde çalışıyorduk. Ardından bu beyaz sırayı bitirdikten sonra biliyorsunuz beyaz ipimizle sık iğneler oluşturarak arkadan dönüyorduk. İpimizi bu noktaya kadar getiriyorduk. E, renkli iplerimizle de e, iki kere örneğini verdiğim çalışmaları yapıyorduk. Şimdi ben beyaz ipimle gideceğim ve ardından arka taraftan da bir sık iğne sırasıyla şu noktaya ulaşacağım. Ardından şöyle güzel bir sarıyla, şöyle güzel bir yeşille ve aynı ipimin mor rengiyle diğer çalışmalarımı da yapacağım. Evet, robamızın beşinci rengi olan mor renkleri çalışmamı yaptım zaten. 5 renk çalışıyoruz robamız için. 5. renkli geçişimi de tamamladım. Ve bitirdim. Bakın hatta beyaz ipime de şöyle bir geçiş yapmışım. Şimdi yine beyaz ipimizle bakın ilk çıkış trabzanımı yapmışım. Renkli köprülerin üzerine üçer tane beyaz trabzan uyguluyorduk bir zincir çekiyorduk yine yeni köprünün üzerine 3 beyaz trabzan uyguluyorduk bu diğer çalışmalarımızla aynı olan bir çalışma şu noktaya kadar ilerleyelim her zamanki gibi beyaz uygulamamı yaptım artma noktasının içindeyim bir zincirimi de çektim artma noktamın içine 3 tane trabzan uyguladım yine bir zincir çektim ve artma noktamın içine yeniden 3 trabzan daha yaptım şimdi bakın ön bölgemi bitirdim şimdi kol çalışmamı yapıyorum kol çalışmamda artık şu 3 trabzanı bitirdim ya bir zincir çekip yoluma devam ediyordum burada zincir çekme yok 3 trabzan mı yaptım? Hiç zincir çekmiyorum. Direkt bu renkli köprünün içine 4 tane beyaz trabzan uyguluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer köprüye atlıyorum ve içine 4 tane trabzan uyguluyorum beyaz renk ile. Bakın zincir çekme yok. Bu kol için geçerli. şekilde bakın hiç zincir çekmiyorum. Direkt diğer köprüye atlıyorum ve içine dörder trabzan uyguluyorum. Bu kol parçası için bu çalışmayı yapıyoruz. Şu artma noktası şu, artma noktasına bir kala köprüyü de dörtlen dolduralım ve görüşelim. Kol parçamda son renkli köprümün üzerinde dört trabzanla döşedim ve şimdi artma noktasındayım. Bakın hiç zincir çekmeden artma noktasının içine 3 tane artma uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 artma daha uyguluyorum. Ve arka parçada olduğum için önlerde ve arka parçada bakın 3 trabzanı yaptım ya artık zincir çekiyorum. Araya diğer köprüye geçerken birer zincir çekerek ve üçer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Bir zincir çektim renkli köprümün içine 3 trabzan uyguladım ve yine bir zincir çekerek diğer köprüme ulaştım. Yine içine 3 tane trabzan uygulayacağım. Bu uygulama tüm e, robada yaptığımız uygulamaydı. Bakın bir daha e, pekiştirmek amaçlı. Kollardaki beyaz döşemeyi aynı şekilde yaptım. 3 trabzan 1 köprü, 3 trabzan 1 zincir, 3 trabzan 1 zincir şeklinde artma noktasına kadar uyguladım. Ardından artma noktasına 3 trabzan 1 zincir, 3 trabzan 1 zincir, 3 trabzan yaptıktan sonra kol e, parçası olduğu için burası hiç zincir çekmeden her köprünün içine 4'er trabzan uygulayarak ilerledim. Ta ki artma noktasına kadar artma noktasına geldiğimde hiç zincir çekmeden artma noktasının üzerine 3 trabzan yaptım. Ortaya bir zincir ve yine aynı yuvaya 3 trabzan yaparak artmayı uyguladım. Arka parçaya geçtiğim için bir zincir çekip her renkli köprünün içine, bakın bir zincir çekip 3 trabzan, bir zincir çekip 3 trabzan şeklinde çalışacağım. Bunu yine bizi şu kolla arka arasındaki şu artma noktasına gelene kadar uygulayacağım artmalarımı yaptıktan sonra 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan ardından diğer kolda yaptığım gibi her renkli köprünün içine 4'er trabzan döşeyeceğim ama aralarına hiç zincir çekmeyeceğim Evet kolu da aynı şekilde bitirdikten sonra aynen diğer koldaki gibi bitirdikten sonra artmamı uygulayıp ön içinde zincir çekerek köprülerin arasına üçer trabzan uygulayacağım ve sıramı tamamlayacağım. Evet, mor rengimin üzerine yaptığım beyaz trabzan sıralarımı da bitirdim gördüğünüz gibi. E, robamız e, yeterli uzunluğa erişti. 5 rengimizi de görüldüğü gibi uyguladık. E, şimdi başlayacağımız sıraya bir zincir çekip e, örgümün arkasını çeviriyorum. E, şimdi başlayacağımız sırada artık e, tamamen beyaz ipimize geçiş yapıyoruz ve aynı esnada da gövde ve kol ayrımlarını yapıyoruz. Bir zincir çekip örgümün arkasına dönmüştük. Bakın direkt ilk çıkık zincirimin dibine, dibindeki yuvaya bir sık iğne çalışıyorum. Ardından 1 2 3 zincir çekiyorum ve bakın renklilerde yaptığımız, renkliplerde yaptığımız uygulamanın aynısını şu an beyazla çalışıyoruz. 1 2 3 zincir hemen boşluğumuzun içine bir sık iğne 1 2 3 zincir boşluğumuzun içine bir sık iğne 1 2 3 zincir artma noktasına kadar beraberce çalışalım. 1 2 3 zincir boşluğumuza bir sık iğne yine sık iğnelerimizi çok sıkmıyoruz haberiniz olsun. 1 2 3 sık iğne pardon zincir ve bir sık iğne 1 2 3 zincir ve artma noktamın içine bir sık iğne ile tutundum. Şimdi gövde ve kol ayrımlarını yapmak amaçlı 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kolumu atlıyorum ve bakın arka parçamın artma noktasındayım. İçine girip sık iğne ile tutunuyorum. Yeniden 1, 2, 3 zincir çekip her kutucuğun içine sık iğne ile tutunarak diğer kola kadar ilerliyorum. Diğer kolunda şu artma nokta, pardon, arkanın da artma noktasına geldiğimde sık iğne ile içine tutunacağım. 5 zincir çekeceğim. Kolumu tamamen atlayıp şu ön parçamın artma noktasına sık iğne ile tutunacağım. Ardından da aynı çalışmayı buraya da uygulayacağım. Sıramın sonundayım. Son köprü, zincir köprümü de yaptım. Bir zincir çekerek örgümün arkasına dönüyorum. Ve direk çıkış e, zincirimin dibindeki gördüğünüz gibi yuvanın içine iki çekimli bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından beyaz köprümün içine üç trabzanla e, uygulama yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine. Köprümün içine 3 trabzanla bir uygulama yapıyorum. Bir e, zincir çekiyorum. Diğer e, bölümlerde yaptığımız aynı uygulamayı Bakın şu köprünün içine de yapalım. Evet e, beyaz uygulamalarımı üçer trabzan üçer trabzan yaptım. Ve koltuk altı zincirindeyim. Bakın trabzanlarımı çalıştım. Bir zincir çektim. Ve şu noktayı atlayıp direkt zincirimin ilk yuvasına Bir trabzan uyguladım ardından yandaki zincirimdeki diğer yuvaya da bir trabzan uyguladım aynı e, yuvanın içine bir trabzan daha uyguladım evet bakın şöyle bir kutu elde ettim bir zincir çekip alttaki zincirden de bir yuva atlayıp bakın yanındaki yuvanın içine bir trabzan uyguladım. Aynı yuvanın içine bir trabzan daha uyguladım. Bakın iki trabzan yan yana. Ardından zincirimdeki son yuvamın içine de bir trabzan uyguladım. Evet bu da görüldüğü gibi üçlü trabzandan oluşan bir paket oldu. Bir zincir çekiyorum ve direkt beyaz köprünün içine bakın 3 tane trabzan uygulayarak figürleri devam ettiriyorum. Bir zincir yine köprünün içine 3 trabzan şeklinde. Bakın şimdi. E, ön ve arka parçasını 5 zincirle birbirine bağlamış olduk. Aynı zamanda görüldüğü gibi güzel bir koltuk altı oluşturmuş olduk. Kasmayan şu şekilde birleşseydik rahat ettiren bir koltuk altı oluşturduk. Aynı zamanda desenimizi hiçbir şekilde sekteye uğratmadık. Bakın şu üçerli paketleri ve aralarına birer zincir çekilmiş olan paketleri burada da güzel bir şekilde devam ettirdik. Böylece figürümüz kesiksiz olarak aşağıya doğru da devam edecek. Aynı şekilde beyaz köprü içlerine aynı uygulamayı yapacağız. Görüldüğü gibi şu son parçayı görelim. Bakın 3 trabzan yapacağız. Bir zincirini çekeceğiz. Yine şu parçada yaptığımız uygulamanın aynısını bu koltuk altına da yapacağız. Ve aynı şekilde ilerleyerek sırayı bitireceğiz. Sıramı bitirmek üzereyim. Köpürümün içine 2 trabzan yaptım. Üçüncüyü de beraberce tamamladık. Ve bakın şu yuva var ya şuraya da şöyle bir trabzan yapıyoruz. Önlere özel. Önlerde böyle dörder trabzan şeklinde ilerleyecek. Ee, şimdi bir zincirle örgümüzün arkasına dönüyoruz. Direk çıkış zincirimin dibindeki bu yuvaca bir sık iğne uyguluyorum. 1, 2, 3 zincir çekip kutumun içine sık iğne ile tutunuyorum. 1, 2, 3 zincir çekip kutumun içine sık iğne ile tutunuyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Burası örgü yeleğimizin içi yani örgümüzün tersi. Örgümüzün tersinde hep bu şekilde köprücük oluşturacağız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın. Çünkü deseni de belirledik artık, oturttuk. Bu şekilde örgümüzün iç yüzünden sürekli köprülerle ilerleyeceğiz. Örgümüzün gerçek ön yüzünde de hep şu paketçikleri oluşturacağız. Köprünün içine 3 paket bir zincir şeklinde bakın koltuk altlarına kurulumu da yaptık. Kesiksiz olarak artık bu deseni bu şekilde ilerletebiliriz. Örgümüzün genel görseli bu şekilde. Güzel koltuk altları var ve güzel bir artış var. Gövdemizde çok dar olmayacak görüldüğü gibi. Bakın hatta koltuk altına ilk desenimizi uygulamışız. Bunların her birine birer sıra diyeceğiz. Şu kutucuklardan oluşan sıralara birer sıra diyorum. Birinci sırayı zaten bitirmişiz. Ee, bu şekilde, bakın şu sıra dahil 11 tane sıra görecek şekilde örgümüzü ilerleteceğiz.